Sayın Valim, saygıdeğer milletvekillerim, saygıdeğer büyüklerim, Büyükşehir Belediyesi olarak sevgi bir günlük değil, bir ömürlüktür anlayışıyla düzenlemiş olduğumuz yemek programımıza teşrif ettiğiniz için, bizi kırmadığınız için hepinize en kalbi duygularımla teşekkür ediyorum. Aşkın, sevginin kolayca harcanarak aile kurumuna büyük darbelerin vurulduğu örnekleri yaşadığımız bir zamanda yarım asırdır aynı yastığa baş koyan güzel insanları en kalbi duygularımla selamlıyorum. Sizlerin arasında bulunmaktan büyük gurur duyuyorum. Allah muhabbetinizi daim eylesin inşallah. Bugünün konuşma günü değil, sevgi günü olduğunun farkındayım. Burada bulunan en az 50 yıldır bu yana aynı yastığa baş koyan insanlara sevgi nedir, sevmek nedir, sevgi bir güne sığar mı gibi konularda kelam etmek herhalde bize düşmez diye düşünüyorum. Çünkü sevgi konuşulmaz, yaşanır. Gerçeğini sizden daha iyi hiç kimse bilemez. Bu sebeple bugün size sevgiyi değil ancak sevgiye dair, saygıya dair konuşabilirim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin zarif eşleri Hazreti Ayşe sık sık bütün kadınların eşlerine yaptığı gibi "Ey Allah'ın Resulü, beni seviyor musun?" diye sorar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de "Evet ya Ayşe, tabii ki seviyorum." Bu cevap Hazreti Ayşe'yi çok sevindirdi. Çünkü yani Allah'ın Resulü'nün ona sevgisini belirtmesi, ne kadar seviyorsun şeklindeki ikinci bir sorusuna da "Kördüğüm kadar seviyorum" şeklinde aldığı cevap da gerçekten çok büyük bir sevginin ifadesiydi. Arada bir her eşin beyine sorduğu gibi o da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme "Sevgi, ey Allah'ın Resulü, gördüğüm ne alemde?" diye sorduğunda, yani sevgisini sorduğunda, o da ilk günkü gibi "Ya Ayşe" diye cevap vermekteydi. Sevmek ve sevilmek elbette güzeldir. Kainatın ve insanın yaratılışında temel esas ve espri de sevgidir. Sevginin kaynağı ise Allah'ın varlığa koyduğu cazibedir. Cazibenin kaynağı ise Allah'ın El-Vedud ismidir. İşte bu sevgi farkıdır. Sevgi, insanın insana sunabileceği ömür boyu süren ölümsüz bir hediyedir. Evet, sevgi emek ister, sevdiğine zaman ayırmak ister, sevdiğine sadakatle, sevgiyle, saygıyla, sabırla yaklaşmak ister. Sevgi fedakarlık ister. Bu fedakarlığın zirvesi de sizlerin yaptığı gibi karşılıklı rızaya dayalı olarak yapılan sözleşmeye bir ömür boyu sadık kalmaktır. Nikahtaki keramette sadakattan kaynaklanır. Eskilerin dilinde de bu sözleşmenin karşılığı düğüm kökünden türetilen akit idi. Düğüm iki ayrı şeyi birbirine eklemek için atılan ilmeğe denir. Eşler arasındaki bu düğüm ne kadar sağlam atılırsa bağ o kadar kalıcı ve uzun ömürlü olur. Düğümün sağlamlığı, düğümü atanların sebat ve sadakatlerinden bağımsız oluşmaz. Yani çürük ipe sağlam düğüm atmak marifet değildir. İplerden biri ya da ikisi çürürse onlara dünyanın en sağlam düğümünü atsanız neye yarar? Bütün meselemiz Peygamber Efendimizin kör düğüm gibi olan sevgisini özümseyerek hayatına geçiren buradaki güzel insanlar gibi sevmek ve bağlanmak. Bir ömür boyu çözülmemecesine. Çünkü birbirimizi sevme ve bağlanma noktasında yetersiz ve güvensiz bir çağda yaşıyoruz. Kadın erkeğini, erkek kadınını kördüğümler gibi sevmeli.
kör düğümler gibi bağlanmalı ve kör düğümler gibi ruhları iç içe geçmelidir. Hepimizin gönül teline atılan kör düğümlerin bir ömür sürmesi temennisiyle. İnşallah gençlerimizin de sizleri örnek alması temennisiyle. Çünkü aile toplumun temeli. Aile milletleri yaşatan kurum. Milletin çekirdeği aile. Yani şu zamanda da herkesin birbirine daha sağlam sarılması gerek. Kurumlarımızı, sosyal beşeri kurumlarımızı daha güçlü hale getirmemiz gerek. Çünkü bugün bakıyoruz Orta Doğu'da gerçekten çok büyük bir kargaşa var, fitne var, zulüm var. İnsanların arasına fitne sokaraktan Orta Doğu'da aynı inançlara sahip insanlar arasında bile çok büyük çatışmalar çıkmış, kargaşalar çıkmış ve Orta Doğu yanmakta. Biz de ülkemizi daha güçlü hale getirmek, daha güzel günlere taşımak için birlik ve beraberliğimizi hep beraberce daim ettirmemiz lazım. Çünkü ailedeki birlik de çok önemli. Ailedeki birlik, huzur, bereket demektir. Çocuklara da sirayet eder, o da topluma sirayet eder ve böylelikle daha güçlü bir toplum, daha sevgi dolu, daha çok birbirine bağlı bir toplum inşa ederiz. Allah sizlerden razı olsun. Allah, Rabbim inşallah sizleri incitmesin. Sizlere hayırlı uzun ömürler diliyoruz. İnşallah ömürlerin sonuna kadar aynı yastıkta ömürlerinizi geçirmenizi ve aziz milletimize de kurmuş olduğunuz bu evlilik kurumlarının örnek olmasını diliyor. Hepinizi saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Kahramanmaraş Türkoğlu Beyoğlu doğumluyum. Şehit babasıyım aynı zamanda. İsmim Bayramoğul. Belediye başkanı adına hepinize teşekkür ediyorum. Efendim, geldik bir davetine. Hepinize şükranlarımı sunuyorum. Bugün Maraş'ımızın yaşlılarını bir arada toplayan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Reisi'ne teşekkür ediyoruz. Bu toplantıda bizden büyük abilerimiz, eli öpülesici annelerimiz gelmişler. Onlar bu memleketin medarı iftiharı, ekmeğinin bir parçasını yere dökmeden elleriyle çamaşırımızı yayan bu büyük ablalarımızın ve abilerimizin ellerinden öpsek ne kadar hürmetsek azdır efendim. Bu büyük insanları aramızda bir müddet mutlu edebilmeyi sağlayabilirsek ne mutlu bizlere. Bu vesileyle reisimize, memleketimize hizmet eden abilerimiz ve bütün görevlilere teşekkür ediyoruz efendim.